Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, Hikmetki Asayleri programıyla tekrar karşınızdayız. Bu programımızda da malumunuz üzere Rabbimizin esmalarını konuşuyoruz. Esma-ül Hüsna inşallah işliyoruz. Değerli hocam Abdülhakim Sonkaya hocamız anlatıyorlar. Biz de inşallah istifade ediyoruz. Eyvallah. Seydam, buyurun. Malumunuz önce şeyle başlıyoruz. Duygumuzda tabii Ez-Zahir ismini. İnşallah bize anlatacaksınız. Şeyle başlıyoruz. Kendi iç dünyamızdaki yansıması ne? Hani her zaman olmuyor ama bazen işte olduğunda da size anlatıyoruz. Siz de inşallah değerlendiriyorsunuz. Şimdi Ez-Zahir isminin bizdeki yansıması, gönlümüze düşen diyelim. Hızlandırılmış kameralarda, hani kameralarda bazı görüntüler hızlandırılır ya, bitki birdenbire şey olur, filiz çıkar. Tıpkı hızlandırılmış kamerada çıkan o filiz, bilmiyorum izlediniz mi? Çok. Böyle yeri böyle toprağa yarıp birden böyle izledik, tabii, filiz tabii, ama. Tabii. Yani böyle çok güzel, hızlı bir şekilde çıkan bir filiz. Bizdeki, o, evet, evet. Şimdi Aziz Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu hissiniz doğru Allah'ın izniyle. O çok hoş bir yani izah ediyor meseleyi özüyle. Niye? Çünkü siz filiz dediğinizde hocam iki boyut var. Bir yerin üstündeki kısım, bir de yerin altındaki kısım. Hı hı. Değil mi? Yani bir filiz tabii, varsa tabii, bir yerde. Tabii. Evet. Evet. Yani yerin altındaki kısmına biz batın dersek üstüne zahir deriz. Evet. Doğru mu? Tabii tabii tabii. Evet. Çok değil güzel mi? Oldu ama. Evet, buyurun. Ben hani böyle özür dileyerek girdim ama. Estağfurullah. Ben hani mesela filiz işte bir doğuş falan hiç alt kısmı aklıma gelmedi. Hani filiz zaten hani bu illa budur da demiyorum. Sadece evet. bir hani böyle bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. İşte öncesinde dua ediyoruz. Ya Rabbi bunu, bu esmanın karşılığı nedir? Tecelli ettir. Bize bir his ver. Bunun karşılığında his ver. Bir his ver. Bir futuhat ver. Bir açılım ver. Böyle dua ediyoruz. Sonrasında kalbimize bir şey düşüyor. Eyvallah. Ve onu gelip size diyoruz ki Seyda, bize düşen buydu. Siz nasıl değerlendiriyor? Ama o batın kısmı aslında zahir ve batın birden şey olmuş o zaman. Tabii. Aynen öyle. Evet. Yani batı, zahir ve batın birlikte. El-zahiru vel-batin. Aynen biz onun üzerine gidersek evet. Burada birçok şey yani Allah'ın izniyle anlaşılır. Hı-hı. Şimdi Hak Teala el-zahirdir vel-batin yani. Şimdi zahir, Hak Teala'nın cemalinin, efendim, sanatının, kudretinin, hı hı. Hikmetinin, her bir şeyinin gün yüzüne, yani üste çık, yani zahir görünür olmasıdır. Tabiri caizse o şey misalinde olduğu gibi, şimdi orada bir filiz var ama ondan neler var? İşte güzellik var, cemal var, şekil var, suret var, beraat var, zahir ismi bütün bunların bir somut bir şekil alarak yani bir şey dönüşmesidir. Şimdi Allahu Teala şimdi özür diliyorum. Şimdi elhamdülillah biz iman ediyoruz. Bu, burada bizim bir problemimiz yok ama filiz örneğinden gidecek olursak. Hı. Şimdi hani oturdu çok şey oldu diye. Şimdi tabiatta o halde Allahu Teala'nın zahir ismi ortaya çıkma, belirgin olması. Tabii. O halde ve kainatta herkesin onun varlığına, birliğine iman etmesi tabii gerekiyor. Ki. Biz filizin var gördüğümüz için filizin varlığına iman ediyoruz. Diyoruz ki filiz vardır burada. Kabul ediyoruz. Ama iman etmeyenler oluyor. İşte hocam iman etmeyenler zaten örtüyor aslında. Yani kafir dediğim şey örtendir zaten. Var olan bir şey örtülür. Hoca Allah Teala kafir diyor. Aslında kelime o kadar şey ki kafir kelimesi örten yani muhteşem bir kelime. Tabii. Ya zaten her şey somut. Sen yaptığın şey örtmektir. Ya inkar değil zaten. Yok evet. Değil yani. Sen yok sayamazsın zaten. Zaten sayamazsın. Yok edemezsin, edemezsin daha doğrusu. De, yok sayamazsın ancak, ancak üstünü örtersin. Öyle o filizin üstünü örttün mü dersin evet. Ki yok ama var. Evet. Yani mesele budur. Aslında mutlak manada kafirlik dediğimiz şey ateizm değildir. Bunlar üstünü örtüyor. Öyle. Şüphesiz ki öyle hocam. Yani ondan dolayı böyle bir şey yok, hakikati yoktur zaten. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de zaten kafir şeyini kullanıyor. Kafir ismini veriyor. Ama kafir iki anlama gelir. Bir örten,
yani bunun görülmesini engelleyen, hakikatin ortaya çıkmasını engelleyen, bir de nankörlük anlamında. Küfran-ı nimet dediğimiz. Evet. Yani hani şükrün zıttı anlamında da kullanılıyor. Dolayısıyla kafir bir şey örttüğü zaman aynı zamanda nankörlük de etmiş oluyor. Çünkü o güzelliğin, o cemalin ortaya çıkmasını engellediği için hem örtendir hem nankörlük edendir. Dolayısıyla biz kainatta varlık içinde hiçbir şekilde bir inkarın olduğunu düşünemeyiz. Öyle bir şey yok zaten. Bu mümkün değil çünkü. Evet. Hak Teala zahir olduğu için kimse onun zahirliğini yok edemez. Çünkü eğer kafirler bunu yok ederlerse, edebilselerdi bazıları, o zaman Hak Teala'nın zahir ismi, yani zahirde olma ismi, o zaman zaaf oluştururdu. Ki bu Allah-u Teala için muhaldir, haşa. Evet. Tenzih ediyoruz. Ondan dolayı yani her şey zahirdir. Eğer biz bunu göremezsek, yani şimdi bazıları örtüyor, bazıları görmezden geliyor. Şimdi bizim mesela iman edenler de Allah'ın zahir ismini tam göremiyor. Yani izafe etmede, orada Hak Teala'nın tecellisini görmede, tamam bir hayret hali var. Bir şey gördüğü zaman etkileniyor ama orada Hak Teala'nın zahirliğini, zahir ismini, o huve zahir diyor çünkü, benim ismim zahir değil, o zahirdir diyor. Evet. Şimdi Allah'ın zahir ismi ayrıdır, bir de Zat-ı Zülcelal'ın kendisinin zahir olması ayrıdır. Şimdi Allah Celle Celaluhu zahir ismini kendine nispet ediyor ha. Bu ismi daha çok sanki irfan ehli, hani ne kadar zaten Allah-u Teala'nın esmalarının hakkını veremeyiz. Ama irfan ehli sanki biraz daha mı bu konuda diğer elbette Müslümanların bir adım önünde gibi. Elbette öyle. Değil yani mi? Neden? Çünkü onlar haz alıyor. Haz ya da çiftçiler mesela. Tabii haz boyutu var. Şimdi onlarda haz var. Yani müşahede gücü var. Şimdi bu biraz haz ve müşahedeye bağlı. Yoksa beni fark etme de diyebiliriz. Zaten bazı güzellikler insanın önünden geçer, fark etmiyor. Müşahede etmiyor, görmüyor. Yani o bakımdan burada problem insanların kendisidir. Yani bazıları diyor ki ben Allah'ı göremiyorum. Nerede? Haşa. Hani bu ateist dedikleri. Şimdi bu anlayış da tabii çok sakat. Çünkü şey yok, hakikati yok. Normalde sen kendini görmüyorsun. Ayrıca bazıları Allah-u Teala'yı hep tenzih eder. İşte bundan münezzehtir diyor, şundan münezzehtir diyor, şundan münezzehtir diyor. O da cemalin görülmesine engeldir. Onun için çok aşırı tenzihe de kaçmamak lazım. Şimdi irfan ehli tenzihi çok fazla kullanmadığı için hazzını alıyor. Şimdi tenzihi çok yaptığın zaman da problemdir. Ama bu çok çok önemli. Şurada evet, araya gireceğim, kusura bakmayın. Yani tenzih aslında Allah şöyle değildir, Allah böyle değildir, Allah şu değildir. Tabii hep öyle değildir diye giderse problemdir bu. Değil mi? Yani adam sana Allah'ı soruyor, sen Allah bu değildir, şöyle değildir, öbürü değildir. Ne olacak? Bu ne biçim cevap? Ne olacak yani? Değil mi? Tabii. Yani peki Allah'ı nasıl, yani Allah-u Teala zahir ismiyle ortaya çıkmak, belirgin olmak, ortaya çıkaran değil, çıkan. Tabii. Ortada yani. Görünen yani. Ortaya çıkan da diyemeyiz, ortadadır. Yani ortada olan. Evet, belirgindir diyelim. Belirgindir. Problem o zaman biraz da biz Müslümanlarda değil mi? Allah'ın tabii belirginliğini anlatma problemi. Problemimiz çok büyük. O manada bizde bu sanatı da etkiliyor, aşkı da etkiliyor, felsefeyi de etkiliyor. Kadının, erkeğin birbirine bakışı da etkiliyor, güzelliği de etkiliyor. Şimdi her şey etkiliyor. Niye? Çünkü bu soyutlama şeyi bir nevi mevtaya dönüştürüyor. Şimdi sen Allah'ı tenzih ettiğin zaman her şeyden varlığı mevta yapıyor bir nevi. Yok sayıyor yani. Şimdi bir kadında, bir erkekte Allah-u Teala'nın birçok esmasının tecellisi var. Şimdi sen tenzih edersen, diyorsun ki yok Allah bundan münezzehtir dersen, o zaman insan mevtaya dönüşür. Değil mi? Yani cemal mefhumu anlamında da alsak. Her şey için böyledir. Dolayısıyla biz zahir isminin hazzını, lezzetini almalıyız. Bunun için de çok aşırı bir tenzihe kaçmamamız gerekiyor. Şimdi Batı ve Doğu felsefesinde şöyle bir problem var. Yani Batı ve Doğu. Tenzih yerine daha çok tesbih. Daha mı güzel olur, doğru olur yoksa? Hamd yani. Tabii. Evet. Hamd ve tesbih dengesi olması lazım. Yani onu söyleyeceğiz. Evet. Ne demek mesela hamd ve tesbih dengesi? Tenzih ya da. Şimdi tenzih ediyoruz dediğin zaman Allah her şeyden münezzehtir diyorsun. Ama Allah-u Teala elhamdülillah diyor. Hamd et, gör ve hamd et diyor. Şimdi sen görmesen hamd edemezsin ki. O güzelliği görmesen nasıl hamd edeceksin? Nasıl öveceksin? Yani övebilmen için müşahede etmen gerekiyor. Görmen gerekir. Evet. Evet. Onun için hamdi kısıtlıyor bu. Çok güzel. Evet.
Evet, yani Allah-u Teala'yı mutlak manada da biraz felsefi oldu, biraz ağır gibi geldi ama çok ağır. Farkındayız. Ağır, hakikaten ağır. Yani Allah-u Teala'yı verdiği nimetler üzerinden değerlendirmek. Yani tabii, onu tenzih ederek, habire her şeyi tenzih etme yerine, ki elbette zaten kelime-i şehadetle biz iman dairesine girdiğimizde zaten tenzih ediyoruz onu. Bütün beşeri şeylerden, bütün yaratılmış her şeyden zaten uzak kılıyoruz, uzak tutuyoruz. Öyledir tabii, zaten. Tabii ki. Ama mutlak tenzih var, Allah-u Teala'yı varlıktan soyutluyor tamamen. O da problem yani. Hı-hı. O zaman tamamen bir tür, o da layıklık oluyor. Yani tamamen sen uzak tutuyorsun her şeyden onu. Evet. O da bir problem. Biz zaten insanları suçluyoruz ki niye Allah-u Teala her şeyde eline eteği çekmiş diyoruz. Hı-hı. Suçluyorlar bazıları birbirine. Evet. O zaman niye öyle oluyor? Aslında Allah insan ilişkisi daha farklı yöntemlerde anlatılmalı. Yani Allah'ın insanı ne kadar sevdiği, tabii, yaratırken verdiği özelliklerin aynı zamanda kendisinde olan. Tabii. Kendi esmalarıyla insanı süslemiş. Tabii ki. Dolayısıyla biz insanı tanrılaştıramayız. Haşa. Ama Allah-u Teala'nın isimlerini de soyutlayamayız. Hı hı. Bu bir denge olayı. Yani tamamen bir merkez olayı. Şimdi biz desek ki insan Allah-u Teala'dan, insan tamamen Allah münezzehtir insandan. O zaman insan mevta olur. Hı hı. Şey. Ama desek ki haşa, insan tanrıdır, humanizmanın yaptığı işte zaten insan çok kutsal bir şeye dönüştürüyor. O zaman da sınırlıyor ve bu da tehlikeli bir şey. Biz bunların ikisini de kaçırmakımız. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de hem mekan anlamında hem şey anlamında bakıyorsunuz. Mesela tenzih ve hamd birlikte Kur'an-ı Kerim'de hamdle başlayan sureler ile tesbihle başlayan surelerin sayısı aynıdır. Yani evet, yani sure sayıları olarak ele alırsak, hı hı, yani Allah'ı tesbih edin eder. Mesela sebbaha lillahi, yusebbihu lillahi ile elhamdülillah ayetle surenin sayısı eşittir. Yani evet, ne kadar tenzih varsa o kadar hamd olmalı. Tesbih varsa. Ha, tesbih ve tenzih. Ha. Yani ki o da tenzihtir zaten. Tesbih, hı-hı, Allah da tenzihtir yani. Yani sen tesbih ediyorum dediğin zaman tenzih ediyorum anlamındadır. Yani Allah, evet, Celle Celaluhu yücedir bu varlıktan demektir. Hı-hı. Dolayısıyla yani biz Allah-u Teala'yı hem hamd etmeliyiz hem tenzih etmeliyiz. Ya Rabbi sen bunların her şeyde münezzehsin, üstünsün. Bunların hiçbirine benzemezsin. Ama bütün bu varlık seni bize gösteriyor demek lazım. Bu biraz da şey mi acaba? Kur'an şu mesajı mı bize veriyor? Bir, sizi yaratanı tanıyın. Yani tenzih, tesbih dediğimiz. İki, onun size verdiklerini tanıyın. Hamd edebilmek için görmek tabii, gerekiyor tabii, değil mi? Varlık mefhumu ortaya çıkmalı ki onu hamd edesin yani. Hı hı. Yani Allah-u Teala'nın size verdiği şeyleri anlatın. Tabii. Görün ki Allah-u Teala'ya olan aşkınız artsın. Tabii. Yani habire o şundan uzak, bundan uzak diyerek aşk artmaz. Tabii. Değil mi? Tabii. Verdiği şeylerle aşk artar. Aynen öyle. Yani işte bu ayrıldığı zaman problem oluyor. Şimdi eğer biz tenzihi yok edersek, hı hı, şirk olur. Varlık tabii ki. Allah'a şirk olur. Eşya yani ortak olur. Hı hı. Bu tehlikeli. Tamam yani. Ama eğer tenzihi de yok edersek varlık bu sefer anlamsızlaşır. Hı hı. Yani eğer tenzihi mutlaklaştırırsak, her şey Allah her şeyde münezzehtir desek, bu sefer varlık anlamsızlaşır. Bir ruhbanlığa mı dönüşür? Hayır, mevta olur. Yani Allah her şeyden, yani varlıktan eteğini çekmiş, evet, olur. Yani şeyin gibi Yahudilikteki, işte evet, Tanrı işini yaptı, tabii, 6 günde kainatı yani yarattı, çekildi bir kendine. Tabii, bizim mesela anlayışı da o. Tabii, bizim burada Allah'ımız gereken mesela zahir ve batın meselesi de bununla alakalı. Bu tabii, hı-hı, derin bir konu. Ama şöyle bir örnek vererek mesele daha izah edilebilir. Mesela bizde Kabe var. Hı-hı. Ama Kabe'nin üzerinde hiçbir resim yok. Hı-hı. Normalde bir varlıktır. Yani siyah bir örtü. Tenzihi, hı-hı, ifade. Ama varlığı bir hamdi ifade. Çünkü diyoruz ki burası Allah'ın evidir diyoruz. Bak hem tenzih vardır hem hamd vardır. Birliktedir bu yani. Değil mi? Evet. Evet. Yani bir taraftan siz Kabe'nin minyatürünü gidip başka bir yerde aynısını yapamazsınız. Yani. Şimdi Kabe'nin çünkü kendisi, tenzih ediliyor. Tenzihtir. Bir yer. Evet. Tenzih de Allah münezzehtir diyorsun. Hı-hı. Ama Allah'ın evi de diyoruz. Bu sefer ne oluyor? Hem orada hamd ediyoruz, hı-hı, hem de tenzih ediyoruz. Evet. Birlikte olmalı yani. Onun evet, biraz ağır oldu, bir şeye geçelim. Başka geçelim. Şimdi Allah-u Teala Hadid suresi 3'te geçiyor. Ez-Zahir ismi. Tabi. Bismillah. Huvallahu el-evvelu vel-ahiru vel-zahiru vel-batin. Evet. Tamam. Şimdi burada bir müzdevice denilen böyle bir kavram varmış. Zıtlıklar yani. Allah-u Teala aslında zahir ve batın
birbirinin zıttıdır. Normalde öyle. Değil mi? Tabii. Yani hem görünüyor ya, ya da o belirgin olmak, hı, hem belirgin olmamak. Tabii. Evvel ve ahir de aslında aynı şey. Tabii zıt bir tabii. Yani burada Allahu Teala'nın bu, onu da zaten inşallah ele alacağız. Ha yani, bu zıttıkların bir ayette hikmeti nedir yani? Şimdi şöyle hocam. Yani biz zahir tabii el-evvel ve'l-ahir isimlerini sonra alacağız inşallah. Biz bugün el-batın ve zahir, el-batını da ayrıca ele alacağız zaten. Yani biz bunu ayrı program olarak ele alacağız inşallah. Ancak şunu söylemek lazım. Şimdi el-batın ismiyle zahir isminin ilişkisi şudur. El-Batın Hak Teala'nın sonsuz olan kudretidir. El-Batın boyutu Allah'ın sonsuzluğunu ifade eder. Mesela ve o her şeyin sırrının sahibi olduğunu ifade eder. Zahir ise bunun görünen kısmını ifade eder. Dolayısıyla bunu bir daha alalım. Evet. Bu yani siz kendi cümlelerinizle bir daha altını çizerek tabii. El-Batın Allah'ın sonsuzluğunu tabii. Evet. Zahir sonsuzluğun görünmesi. Görünmesi. Normalde görünen sonsuzluk kısmı. Görünemez. Yani. Tabii görünen kısmı. Evet görünen kısmı. Tabii görünen gördüğümüz şey. Mesela biz bugün diyelim ki işte gök, yedi gök diyoruz bu kadar sonsuz galaksiler falan ama yine sınırı var. Tabii ki. Dolayısıyla el-Batın ismi bunlardan da ötedir. Çünkü biz eğer zahir ve batın ismini birbirine eşitlersek haşa Allahu Teala'nın şeyi biter. Yani sırrı biter. Burada o zaman şöyle. Yani anladığım kadarıyla tabi düzeltin. El-Batın ismi çok geniş bir isim. Sonsuz. Sonsuz bir tabii, isim. Sonsuz. Bu ismin insanın belki de bu şeyden mi kaynaklanıyor? İnsanın yapısının zayıflığından. Tabi. İnsanın yapısı zayıf olduğu için bu sonsuzluğun insana yansıması zahir ismi üzerinden tabii. oluyor. Adeta ne diyelim? Hani böyle bir kumbaradan küçük şeyler düşer tabii, ya. Bir şeyin ya, zevkini veriyor. Yani kuşatabiliyorsun. Ve gittikçe zevk alıyorsun. Mesela işte araba modelleri yani çıkıyor mesela. Farklı mesela araba modeli üretiliyor. Yani bir model böyle sonra niye? Bir seferde aynı şey çıkmıyor mesela. Evet. Yani niye yıllara dağılarak işte her şeyin bir modelleri gelişiyor. İşte zahir zuhur ediyor. Yani yavaş yavaş. İnsanlar hafızalarında bunun farkında değiller. Ama aslında Hak Teala Celle Celaluhu bunu insanın hafızasına koymuş ve oradaki bir hazine olarak yavaş yavaş insanlara ne oluyor görüyor. Belki bazıları daha önceden bu modelleri biliyordu. Ama diyor ki bir seferde versek o zaman şeyimiz biter. Bu şey gibi. Heyecanlı yani biter. Aslında hani şu an bir teknolojide şey deniyor ya işte çok üst model telefonlar üretilmiş falan. Aslında El-Batın ismi bütün üretim mekanizması. Buna ister şiir deyin, buna ister tabii. hikaye deyin, buna ister icat deyin değil mi? Aynen. Bunların hepsi El-Batın isminin kapsama alanı. Yani o anlama geliyor. Zahir ismi onları sırayla ortaya çıkarıyor. Budur. Aynen böyle diyebiliriz. Değil mi? Tabii. Niye, bu ne veriyor insana? Hem kuşatılmışlık duygusu hem heyecan veriyor. Hı-hı. Hem lezzet veriyor. Hepsi. Evet yani hep. Şimdi hepsi birden olsa evet. şey gibi. İnsanın mesela 1000 tane arabası var. Ne olacak? Hiçbir tadı yok. Ama modele göre, yıla göre... Zamana yayılarak hep alsa... Evet. Değil mi? Her aldığında mutlu olacak. İşte böyledir. Ve heyecanı oluyor. Lezzeti ayrı oluyor. Ya da 10 çocuğunun birden doğması. Yani. Değil mi? Ama tamam. her doğumla beraber mesela... Baba, ya çocuğun bir anda anne, büyümesi mesela. Ya da bir anda büyümesi. Vesaire. Yani her evet. şey zahir zuhurda bir lezzet hali oluşuyor. Bir Hı-hı. zevk hali oluşuyor. Bir tedris kuşatıyorsun. Mesela çocuk doğuyor, ondan sonra büyüyor. Her halini yaşıyorsun. Gideye gide mesela Hı-hı. işte diş çıkarıyor, sonra emekliyor, sonra her haline oluyor. O zuhurdur işte. Yani o var normalde o ruh sabittir. Yani normalde onun ruhu Hı-hı. onun şeyi Hak Teala'nın yanında katında sabittir, bellidir yani. Evet. Değil mi? Belli bir şeydir. Ruh bebek gibi büyümez abi. Büyümez o. Evet. Ama o zuhur ona gittikçe ne yapar? İşte onu ortaya çıkarır. Dolayısıyla El-Batın ismi zahirin sonsuzluğu yani zahire göre sonsuzdur. Zahir de sonsuzdur. Hı hı. İkisi de sonsuzdur. Ama zahir batının ortaya çıkan her şeyde tedric olarak kısmıdır. Yani zahir belki insanın ihtiyacına göre düşen damla gibi. Tabi diyebiliriz bunu. Sonsuz mesela. Bir gökyüzünde sonsuz su var. Ama nedir? Ama Allah Teala hepsini birden yağdırıyor. Böyle örnek verebiliriz hocam. Değil yani mi? Her alanda bunu örnek verebiliriz. Bulutların hepsi sudur ama hepsini birden yağdırmıyor. Tabi. İnsanın ihtiyacı kadar zuhur ediyor. Tabi. Aynen öyle. Allah Teala zaten söylüyor. Hepsini işte rızkı indirsem azardınız. Yani bilemezdiniz. Evet. Onun için her şey bir kader üzere, bir miktar üzere.
indiriyorum ki yani burada zahir isminin hepsinin tecellisi vardır. Yani biz bunu dediğimiz gibi ister teknolojik anlamda ele alalım, ister Hak Teala'nın bu bize bir şey veriyor. Yani bir edep, bir usul de veriyor. Demek ki siz de bir şey yaparken acele etmeden, tedric olarak, aşama aşama insanların zevkine göre zahir, zuhur ettirin. İlim olarak böyledir. Mesela bizdeki bu konuda söylenecek şeyler yani haddi yok Allah'ın izniyle. Ama biz ne yapıyoruz burada? İşte aşama aşama anlatıyoruz. Bunun gibi yani. Hı hı. Her şey de böyledir. Sanatta, kitap da aslında o zaman kitabın indirilişi de aynen. Bu sistematik üzeredir. Aynen budur tabi. Yavaş yavaş insanların nabzına göre, tabii. Yani nabzına göre derken seviyesine göre, bilinç düzeyine göre. Tabii, Lünsebbi tabi hüfadek diyor. Biz onu yavaş yavaş dedik ki kalbin bunu sarsın, yani sabitlesin. Ay bunun gibi yani her şeyde Allah'ın izniyle bunu müşahede ediyoruz üstadım. Yani isterseniz insanın kendisi üzerinden, eşya üzerinden, bitki üzerinden, bitki yavaş yavaş büyür. Her şey böyle. Sonra meyve verdiği zaman, ürün verdiği zaman seviniriz. Evet. Değil mi? Zuhuru onun beklemenin mı? Onun beklemenin bir hazzı var. Sonra değil mi üstadım? Tasavvufçularda şey vardır diyor. İşte bize zuhur oldu. Tabii. Bu aslında meyve midir gayb aleminden Allah Teala'nın? Çünkü öyle bir zuhurat diyorlar ona. Zuhurat yani diyorlar. Zuhurat o alemden bize görünen bir şey, bir husustur yani. Bir meyvedir belki de. Tabii. Bilmiyoruz. Bir meyvedir. Belki bir üründür, belki bir fikirdir, belki bir şeydir yani. Zuhurat diyoruz buna. Evet, oluyor yani o manada. Ondan dolayı zahir ve batın ismi birbirine beraber gider. Yani o sonsuza kadar böyledir yani. Onun için evet. Cennette de, mesela cennetin de anlamını şey yapan budur. Çünkü cennet sonsuzdur ya. Eğer zahir ismi olmasa, cennetin sonsuzluğunun da bir anlamı olmaz. Haşa, çünkü tekrara düşer insanlar. Onun için her an yeni bir şey zuhur ediyor onlara. Her şey zuhuratı görüyorlar. Zahirliği müşahede ediyorlar. Zuhurdaki müşahede hali, yani o müşahede, o görü hep gelişiyor. Dolayısıyla zahir ismi hep tecelli ederek onları da ne yapıyor? Çok güzel. Ben bir şeye düşünüyorum, bunu toparlamam gerek diye. Evet. Şunun gibi, yani biz her zaman aynı şeyi yersek... Ağzımızın tadı bozulur. Öyle. Velev ki yediğimiz et olsun. Ne kadar güzel olursa olsun. Değil mi? Ne aynı kadar güzel olursa olsun. Meyve veya yemek. Şimdi aslında zuhur, zahir ismi veyahut da bu zuhurat dediğimiz şey Allah-u Teala'nın yavaş yavaş her çeşit tadı tattırması. Tabii ki. Ve sonsuza kadar hep böyle. Yani nitekim bakıyorsunuz işte insan diyor ki ha bu sene bu şey çıktı artık. Herhalde bir şey çıkmaz. Tabii de değişik tatlılar, değişik her şey de tecelli ediyor. Teknolojide de böyle tabii. Teknolojide de yemede öyle. Ya tabii. Dünyada mesela 7-8 milyar insan var. Her ülkenin yeme kültürü farklı. Aynen öyle. Hepsinde bir tezahür var. Tabii. Bir, yani bu da Allah-u Teala'nın Ez-Zahir isminin insanda aslında müthiş bir rahmet var. Öyle tabii. Yani mesela hayvan bilmiyorum tabii hayvan ne kadar şey yapar ama ot yiyor. Öyle. Değil mi? Yani oradaki tezahür ya da oradaki zuhur o kendine göre öyle görüyor. Yani. Evet. Ama bizim ama insan inanılmaz derecede bu bile tek başına zahir ismi tabii. İçin yani büyük bir şey değil mi üstad? Hamd etmek gerektiğini. Tabii. Yani hakikaten dünyanın en zengini olsanız ne olacak? Her gün aynı şeyi yerseniz. Öyle aynı şeyi giyerseniz. Aynı şeyi giyseniz. Tabii. Aynı yani lezzet denilen şey tekrarla güzelleşir. Tabii zevk, haz hep buna bağlıdır hocam. Evet. Heyecan. Şimdi zuhur dediğimiz şey kadın erkek ilişkisinde de aynı. Mesela adam o zuhuratı kaybettiği zaman hanımını aynı görüyor hep. Erkek de aynı görünüyor ona, kadın da aynı görünüyor. Şimdi zuhurat bitiyor ya onda. Diyor ki aynı bu tamamdır diyor. Halbuki Hak Teala hep zahirliğini devam ettirir aslında. O zuhurat devam ederse hep farklı bir güzellik görürsün yani. Evet. Aynı yani görmezsin. Burada güzelliği görmenin yolu aramak mıdır acaba? İşte bu bilinçte olmaktır evvela. Yani bileceksin ki sabit değildir. Ben evet. Farklı bakarsam farklı bir şey görürüm anlamında. Evet. Eyvallah. Evet değerli izleyenler biraz şey oldu ağır farkındayım. Fakat isim de hakikaten... İsim ağırlığını koydu üstadım yapacak bir şey yok. Yani. Ağır bir isim. Allah-u Teala Ez-Zahir ismiyle dünyamıza adeta renk, tat, koku tabii her şey dağıtıyor yani. Aynen öyle. Evet kısa bir aradan sonra inşallah devam ediyoruz. Evet muhterem izleyenler devam ediyoruz. Rabbimizin Ez-Zahir ismini konuşuyoruz ve bu zuhuratı yani tecellisi, tecelli. Şimdi sayıda kelimeler üzerinden de gidelim ama İbn-i Resir'in bir ifadesi var. Buradan biraz
konuşalım. Geçmiş alimlerin Maturidi'den, Ebu Mansur el-Maturidi'nin, Ebu İshak el-Zeccac'ın bu konularla ilgili şeyler var ama İbn-i Lesir'i örnek vermek istiyorum. Diyor ki fiilleri ve ez-Zahir ismi için fiilleri ve sıfatlarının tecellilerinden yansıyanlara bakılarak akli istidlal yöntemleriyle tanınan varlık. Yani Hazreti İbrahim kıssasında hani anlatılır ya işte Hazreti İbrahim güneşi, yıldızları evet. görünce, ayı görünce aslında bu da yine Ez-Zahir isminin insana yansınmasıyla insanın Allah'ı bulabilmesi anlamına mı geliyor? Yani en azından İbn-i Lesir'in şeyi bu. Yani şüphesiz ki böyledir ama yani illa Allah-u Teala Ez-Zahir ismini bulmak, geceyi ya da yıldızları takılmak gerekmiyor. Her şey onu gösteriyor. Şimdi varlık deniz de böyledir. Hı-hı. Değil mi hocam? Yani kar da öyle. Her şey yani Allah-u Teala'nın Ez-Zahir ismi gördüğümüz her şeyde, işittiğimiz maddi olarak olan Hı-hı. her şeydedir. Yani somut olarak gördüğümüz her şeyde Allah'ın zahir ismi, Allah'ın zahiri şeyi bir tecelliyatı vardır. Dolayısıyla biz evet Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı özel bir durum. Onun orada ifade buyurulan şeyin özel durumları var. O da evet. bunun parçası. Hiç şüphesiz bunun bir yani örnek olabilir. Ancak biz bunu sınırlandıramayız. Yani o zaman Allah'ın zahir ismini sadece yıldızlara şeye mi? Bütün kainat zaten hal diniyle bağırıyor. Evet. Zahirdir yani. Evet. Zahiru yani Allahu Teala Celle Celaluhu zaten yaratılış sırrında zuhur etme hı hı. muradı vardır. Allahu Teala diyor ben bir sırdım. Şimdi mesela biz zahir ile batın nasıl tam olarak biraz daha şey bir örnek vereyim istiyorsanız topar şey olsun. Hazreti İbrahim meselesi. Hani muhterem izleyiciler için şimdi bu bardağı yapan bir usta var. Şu bardağı, şu kaşı, şu kalemi, şu sayfayı değil mi? Şu tabii köyü. Ki. Tabii ki. Şimdi eski dönem insanlarında bilmiyorum acaba çağlar geçtikçe insanlar daha mı akıllandı, daha mı zeki oldu yoksa vahyin sonucu mu bu? Hepsinde bir usta var. Dışarı çıkıyorsunuz, bitki kendi kendine olmuş olacak, ağaç kendi kendine olmuş olacak, deniz kendi kendine olmuş olacak. Stüdyoda hiçbir şey kendi kendine olmuyor ama bütün yeryüzü kendi kendine olacak. Aynen. Bütün kainat. Tabii mümkün değil şey yani. Olur yani. Evet. Devam başka bir konuya mı geçelim? Hocam şöyle söyleyelim. Burada bir örnek belki siz biraz daha yardımcı olmanız lazım. Çünkü biraz zor bir örnek olacak. Sizin inşallah o güzel kalbiniz efendim güzel bir şeyiniz var. Onu izah edersiniz. Şimdi yani kapkaranlık bir gecede hiçbir yıldızı bulutlu karanlık kesif bir gecede bir dağ başında hiçbir hışırtının sesin, sıfır sesin olduğu ya da bir gecede mesela o manzara Allah'ın Ez-Zahir ismini mi gösterir, El-Batın ismini mi gösterir? Ya bir şey görünmüyor. Yok. Ya i̇şte, Batın ismini herhalde. İşte Batın. Evet. İşte Batın'la Zahir böyle bir farktır. Bu sefer güneş doğunda her şey ortalıkta olduğu görünüyor. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Aynı yerdeyiz. Evet. Dağ başındayız. Yıldız mıdız hiçbir şey yok. Tabii. Bu orada dağ yok. Tepe yok, ağaç yok, çiçek yok anlamına mı geliyor? Ha. Hayır, ben göremiyorum. Aynen, işte. Bir güneş lazım. Evet. Belki buna vahiy diyebilirsiniz. Bazı tabii. rasyonalistler akıl demiş. De diyebilir, vahiy demiş, diyebilir. Değil mi? Tabii. Bazıları sezgi demiş. Bu felsefe konusuna ne girdik. Ne dersen de. Ama evet. sonuç budur. Ya yani diyelim evet. ki bir bunu denemesi yapılabilir. Bizim bugün hani bizim kelamcılar, felsefeciler çok afaki, çok teorik düşünmüşler de böyle bir deneyi Batılılar olsa yaparlar. Hani hı-hı. işte bir sessizliğin, efendim hiçbir görüntünün, ses ve görüntünün olmadığı hı-hı. kapkaranlık hı-hı. bir alanda oradaki şey ne? İnsana hisse. Yani. Orada zuhurat yok normalde. Ya kişinin demesi gereken şudur. Ben şu an bir şey görmüyorum. Görmüyorum. Ya şimdi adam deseler ki burada ağaç var. Yok ağaç yoktur. Evet. Su yoktur. Hiçbir şey yoktur. Tabii. Dese insanlar ona güler. Çünkü güneş işte. Bir de ışığı yaktıklarında tabii. herkes ona güler. Tabii. Ama akıllı kişi ne der orada? Ben hiçbir şey göremiyorum. Tabii. İşte ben... ondan sonra ne yapar? Bir güneş doğunca her şey ortalıkta olduğu görünür. Yani Allah'ın zuhuratı, Allah'ın zahirliği, hı hı. zahir ismi yani ortaya çıkmıyor. Zaten ortadadır. Onu fark etmek için söylüyorum. Yani. Evet. O ortadadır. Onu ortaya çıkaran şey belki akıl, belki vahiy. Tabii belki o gelenek, ayrı bir şey. Ama biz şeyler. Allah-u Teala ortaya çıkışı izafe edemeyiz. Çünkü evet. ortaya çıkmak Allah'a yakışmıyor haşa. Hı hı. Yani hani ortaya belki adam gözünü açmamıştır. Öyle diyelim. Öyle diyebiliriz. Göz, yani amadır. Tabii. Bir ameliyatla zaten gözü açılmıyor. Ama diyor ya işte odur. Evet. Katarakt olmuş. Yani görmesi lazım. Yani ama bir hiçbir görmüyor işte. Allah'ın zahir ismi ona görünmüyor olmalı. Evet. Değil mi? Güzel tabii. bir örnek verdiniz. Yani az zahir ismi. Elhasıl
Yani bu konuda söyleyeceğimiz buydu. Belki sizin soracağınız... Evet, tabii şeyler buyurun, var. Şimdi Kuşeyri tasavvufçulardan biridir. Diyor ki Cenab-ı Hak nimetleriyle zahir, rahmetiyle batındır. Yani güzel bir tanımlamaydı. Yani ilmi de batındır. Şimdi evet. Allah-u Teala'nın ilmi de sonsuzdur. Görünen kısmı vardır. Yani bu tabii ki doğru bir ifade elbette. Evet. Ama biz bütün isimlerin, Hak Teala'nın bütün isimlerinin batın boyutu vardır, zahir boyutu. Mesela Allah'ın Halık ismi. Yaratmadığı çok şey var. Ama bize görünen, yaratılışta görünen şeyleri var. Yani onun da batın tarafı vardır hala. Evet. Değil mi? Tabii. Yani daha yaratılmayı bekleyenler yani şeyler var. Vardır. Yaratılış devam ediyor. Daha mesela doğacak çocuklar var daha. Yani. Onlar şimdi görünmüyorlar. Hı-hı. Batın onlar kabul. Ya da ölenler oldu. Onlar yaratılmıyor. Tabii. Evet. Şimdi Kur'an'da mesela bu kelime, yani zahir kelimesinden doğan bir zihar meselesi var. Çok önemli hocam. Burası çok önemli. İşte belki onu açsanız bir, şimdi zahir, zihar, yani zihar meselesini siz onu da olayı da anlatın ondan sonra. Tabii. Hocam zihar, biliyorsunuz bir erkeğin kadına sen annemi, bana annemin sırtı gibisin demesidir. Yani zihar denmesi sırt lafzı. Yani sırta zihar denilmiştir. Evet. Zihar, ziharın anlamı sırt demek. Zahirin de bir anlamı sırt. Hı hı. Batın diyoruz ya karın demektir. Yani aynı zamanda. Şimdi bir şeyin üst, hani yer üstündeki, yer altındaki şeyin batın, zahir batın denildiği gibi batın burasıdır. Ön taraftır. Zahir arkasıdır biliyorsunuz. Ama bu şey bir şey yani, bu kolay bir şey tabii, değil. Buyurun. Yani zihar insanın sırtı, batın aslında gayb dediğimiz şey de zaten çok karın. Tabii. Ne gelecek nesiller, çoluk şey, çocuğu, tabii, her kalp. Şey. Değil mi? Tabii. Kalbi mesela, batın olan şey zaten bu taraftadır. Çok muhteşem bir kelime. Ya yani. Tabii ki. Evet, Arapçada bu tarafa batın. Tabii. Şey düşürmedin değil mi heyecandan? Heyecandan coşku. Evet, çok güzel. Devam edin Seyran. Yani şimdi burada bir erkeğin kadına sen benim işte sırt, ben annemin sırtı gibisin artık sırt olarak görüyorum seni demesi aşkı bitiriyor. Çünkü aşkta önden yaklaşmak gerekiyor. Yüz yüze olmayı gerektiriyor. Hı hı. Yani aşkın bir özelliği, sevginin, muhabbetin. Mesela insanlar birbirini kucaklar. İnsanlar birbirini severken yüz yüze bakar. Sırt sırta olmaz. Onun için sırt destektir ama batın aşktır. Yani sırt, sırtlamak diyoruz. Hı hı. Sırtını vermek diyoruz. Evet. Sırt yüklemek. Allah-u Teala bunun için zahir isminin bir anlamı da destek demektir. Zahiren diyor. Ben sizlerin sırtı, ben sizi yüklerim diyor. Evet. Size ben destek veririm diyor. Yani zahir isminin bir anlamı, biz hani bu, şu anda konuştuk ama bir şeyi de bir anlamı da sırt vermektir. Evet. Ha, ama destekte sırt vereceksin ama aşkta sırt vermeyeceksin, yüz vereceksin. Değil mi? Burada şey, adam o zihar ayetinde adam eşini boşamıyor. Tabii. Eşlik vazifesini de yapmıyor. Tabii. Yani sırtı, yani sırt çeviriyor. Evet, sırtına dönmüş tabii, kadına. Sırtını dönüyor. Mesela ayrılana birinde sırtlarını sırt çevirdi gitti diyorlar. Mesela sırtını ver. Ama sırt vermek ayrıdır. Sırt çevirmek ayrıdır. Şimdi biz birbirini sırtla... Eşine sırtını dönemezsin. Yok. Yani bu böyle dönemezsin. Bir şey yok. Niye dönemezsin hocam? Çünkü aşkı öldürüyor bu. Onun için Hak Teala Celle Celaluhu bunu yapanlara ceza veriyor. Diyor ki sen eğer bunu yaptıysan ve eşine döneceksen işte 60 gün oruç tutman gerekiyor. Hı-hı. Niye? Çünkü sen sırt çevirmenin cezasını, bedelini bileceksin. Ona göre sırt çevirmeyeceksin. Aşktan sırt çevirmenin cezası olmalı. Eğer senin amacın boşamaksa boşa, o ayrı. Ama öyle muallakta bırakmak amacıyla yapacaksa bunun bedeli olmalı. Şimdi buradan şuna geleceğiz hocam. Evet, çok önemli ama abi. Tabii. Bu çok önemli. Tabii. Yani kadına aslında hani sırtında taşıdığını zannediyor. Tabii. Zihar yapar kişi. Çünkü tabii, onunla kocalık ilişkisi yok. Ekmeğini suyunu veriyor. Tabii. Ama Kur'an buna zulüm diyor. Tabii. Bunu yapamazsın. Yapamazsın diyor. Bu kadına inanılmaz bir değer. Değer tabii. Evet. Büyük bir değer. Yani bir de kadının... Çünkü günümüzde nafaka meselesi tam budur ya bu yani. Değil mi nafaka hocam? Denilen şey bu değil mi? Aynen. Kocalık, eşlik, yani kadın koca ilişkisi yok. Ama hala sırtında taşıyor. Sırtını taşıyor sırtında. Olmaz. Bir de burada ilginç olan bir şey daha var hocam. Yani kadın mesela hamile olduğu zaman çocuğunu karnında taşır, batınında taşır. Hı hı. Çünkü aşkı ifade ediyor. Sırtında taşımıyor. Evet. Sırtında taşınan şey hamallık olur. Sırtta karnında taşınan şeye hamile olur. Aşkla, muhabbetle taşınan şeye hamile olursun. Hı hı. Bir şey sırtında taşınan hamallı olursun. Çok güzel. Değil mi?
Evet. Yani. Yani kadın çocuğa böyle şey değil. Hamal değil. Evet, hamal değil. Hamil. Karnında taşıyor. Evet, karnında taşıyor. Evet. Yani bundan dolayı Kur'an sen diyor ki bu kadın işte hamile oldu. Hamile kaldı. Bu senin eşindir. Senin batın. Tabii. Batın bir aşk var. Tabii. Gaybi bir şey var. Tabii. Çünkü biz bilmiyoruz hani aşk denilen, muhabbet denilen ama şey. Ama sonra hamal muamelesi yapıyor. Sen ona hamallık, hamalmış gibi davranamazsın. Sen hamalın değil. Daha hamalın değil. Boşa, boşuyorsan boşa ama. Ama hamalın değil. Ya bu Kur'an, ya bu kadına daha nasıl değer verir? İşte bu kadar. Ama bunu böyle anlatmıyorlar tabii biliyorsunuz. Değil mi? tabii. Ama hakikaten yani evet. Bir kadına daha bunun üstüne değer verilemez. Verilemez, yok. Sana kimse hamallık yaptıramaz. Yaptıramaz. Yani evet. Kocam bile. Evet, aynen öyle. İşte onun için zahir ismi sırt anlamında ala alırsak hocam. Hı hı. İşte bunun sırrı çıkıyor ortaya. Yani evet. Kadın, bir de bir şey daha var hocam. Burada tabii belki biraz şey kaçar da. İşte bizde sır destektir. Ama aşk değildir. Onun için mesela eş cinsellik affedersiniz bu tür yani şeylerde kabul edilmiyor. Aşk olarak kabul edilmiyor. Çünkü sırt işi şeyin içinde sırt vardır. Bundan dolayı yani Kur'an yüz yüze olanı aşk kabul eder. Anladım. Mesaj yerine ulaşmıştır. İnşallah. Evet. Biraz zor bir konu. Hı-hı. İzah etmeye daha fazla etmeyelim. Birbirinizin yüzünüze bakacaksınız. Evet. Öyle. Sırta olmuyor bu iş. Evet. Yani destek amacıyla insanlar birbirine sırtını verebilir. Ama aşk amacıyla değil. Evet. O bir şeye dönüşür. Necasete dönüşür. Evet. Bir ihanete dönüşür evet. Hatta. Çünkü zahirin alanı farklı, batının tabii değil ki. Mi? Tabii. Çünkü orada zahir, batın... Yani neden aşk batın yüz yüze olmalı? Yani batın tarafından olmalı. Çünkü gizli o. Çünkü hem gizli var. Hem sonsuzdur. Evet. Sınırsızdır. Sınırlandırmıyorsun onu. Bir de hazineleri var. Onun için çocuk oluyor, bir şey oluyor. Yani muhabbet oluyor. Kalp orada. Kalbin coşkusu var. Evet evet. Birinci reklam arasından önce batını anlatırken dedik evet. Yani inanılmaz bir sonsuzluk var. Tabii. Zahir o sonsuzluğun içinden insanın işine yarayanları aynen, insana ulaştırıyor. Aynen öyledir. Evet ya diğeri o sırt sırta dediğimiz mesele insana yarayan bir şey değil. Yani işte bu da tabii çok böyle. Güzel. Hı. Çok güzel. Allah razı olsun. Sizden de. Yani ben böyle görmedim. Eyvallah. Şimdi bir de mazhar diye bir kelime var. Evet. Mazhar olmak bir şeye. Mazhar yani Hak yani Teala... zihar'ın tersi, zihar kınanan bir şey. Tabii. Ama mazhar iyi bir şey. Yani zahir de yani hani bu konuda hocam bunlar tabii şöyle izah etmek lazım. Yani dedik ya destek anlamında mazhar olmak Allah'ın desteğine erdi demektir. Allah-u Teala onu bir nevi onu sırtını tuttu bırakmadı yere düşsün anlamında. Evet. Destek verdi anlamında. Evet onu destekledi. Tabii. Hı-hı. Yani o hani bir çiçek dediniz ya öne, yani bırakmadı bu sağa sola bükülsün tuttu onu o desteğiyle onu elini sırtına koyarak hani diyor elini sırtına koy ki düşmesin. Yani destek hı-hı. anlamında. Masal ne kadar güzel kelimeler. Yani adeta şu bu meselede ez-zahir ismi sana arka çıktı. Tabii ki. Mazhar dediğimiz. Tabii ki o aynı o anlama geliyor. Tabii o anlama geliyor. Aynen öyle. Peki tezahürat? Tezahürat ilginç hocam. Tezahürat biliyorsun ne demek? O da aynı kelime. Aynı tabii. Aynı. Tezahürat desteklemek. Tamam bir de bağırarak şey yapar tabii, desteklemek. Desteklemek. İşte burada yani tezahürat genelde hani işte maçlarda ya da bir gösteride tarafların sözle evet. Şey yapması. Yani burada tezahüratın iki anlamı var. Bir birlikte yapılmasından dolayı insanlar bir destek verdikleri için hani tezahürat deniliyor biliyorsunuz. Evet. Bir de içindeki duyguyu sözle dışarı vurduğu için, izhar ettiği için, açığa vurduğu için buna tezahürat deniyor değil mi? Evet. Ama yani tezahürat çok şey karşılanmıyor iyi bir şey. Niye? Çünkü genelde sanki yani bağırmak sözünü dile değil de bağırmayı ifade ettiği için. Normalde insan bağırarak değil. Meramını burada tezahüratta şey yok. Kuru bağırma yok. Herkes aynı anda bir işi yapar. Tamam işte. Ha, o da destek oluyor. Bir desteğe dönüşüyor. Yani işte buradaki kasıt, yani eğer oysa belki biz farklı bir şeyle ifade ettik. Yani kısacası tezahürat demek, yani sözüyle ve varlığıyla birine destek olmak. Evet, sen yanındayım, evet. Arkandayım, başarmanı istiyorum. Tabii beraber aynı sesi çıkararak, aynı şeyi çıkararak. Demek ki insanlar eğer içlerinde o kalbi bütünlüğü sağlarlarsa, sesleri de gür çıkarsa muradlarına ererler. Hı hı. Ama eğer
bu birliktelik şey değilse tezahürat zayıf kalır. Yani o manada. İşte onun için şöyle diyorlar mesela maçta tezahürat yapılır. Evet. Yani tezahürat niye yapılır? Yani o kalpteki duyguların işte olan o destek duygusunun açığa çıkması insanları da ne yapıyor? Coşturuyor. İşte oyuncuları harekete geçiriyor. Hı-hı. Ya da diyelim ki yöneten kimseleri, yönetim tabakasını, yöneticileri ha burada bir tezahürat var yani burada bir yürüyüş var, bir şey var. Bunlara kulak vermek lazım diyor. Ondan dolayı yani bir sözün yani sözünü duyurmaktır tezahürat. Yani içeriden bir şey çıkıyor dışarıya. Diyor ki hani hadi biz sen slogan mesela çok kuru bir kelime. İşte slogan anlamında aldım ben. Bu başta slogan değildi yani. Slogan değil işte slogan çok kuru kalıyor. Tabii. Ama tezahüratta bir şey var. Hani zuhur kelimesi üzerinden gidiyoruz. Tabii, eğer oradan zahir. Gidersek işte hocam batın boyutu vardır onun. Ha tabii tabii batının zahire müdahalesi mi diyelim? Bravo. Yani batının zahirliğini göstermesidir. Yani evet, batının zuhura ermesi. Tabii. Yani bir şekilde. Yani batının... mesela sen kalbinde hocam bir duygu var ya da bir düşünce var, bir şey var. Hı-hı. Bunu sürekli bastırmışlardır. Sürekli işte bunu izhar etmek, bunu ortaya çıkarma ihtiyacı hasıl olunca eğer içteki duygu çok güçlüyse tezahürat oranında etkili olur. Ediyor. Evet, etki ediyor. Şimdi burada Cuma suresinde Seyyidam gerçi zahir ismi geçmiyor ama zahirin anlamı geçiyor. Buyurun. De ki diyor kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra da görünen ve görünmeyen alemi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Görünen ve görünmeyen alem hani gayb zahir alemi. Ve batın. Yani gayb hocam orada geçen kelime alimul gaybi ve şehade. Yani şahitlik ve gayb. Evet. Şimdi zahir ve batın ismiyle gayb ve şahitliğin bir bağlantısı var tabii. Hı-hı. Şimdi insan bir şeyi yani şahitlik ediyor, görüyor yani anlamında. Hani müşahide, gayb işte kaybolan, görünmeyen kısımdır. Yani bir bağlantılı tabii. Evet. Ama yani zahir ve el-batın ismi Allah'ın Celle Celaluhu el-batın ismi sadece yani gaybı kapsamıyor. Yani bütün her şeyi kapsıyor. İnsan içindeki olan şey gayb değildir ona. Yani insan tabii. Kendi nefsinde olan şey ona gayb değildir ama. Evet, bir başkasına gaybdir. Tabii. Hı-hı. Onun için tabii. Zahir daha kapsayıcıdır o manada. Evet. Allahu Teala Celle Celaluhu yani bize şunu buyuruyor. Diyor ki siz yani hani batın ön tarafınızı daima kalbinizi ön tarafınızı aşkınızı güçlü tutun ve destek olun. Zahir ismiyle hakka destek olmak gerekiyor. Hı hı. Daima sırtlamak gerekiyor. Güzel şeyler ortaya koymak gerekiyor. Güzel bir daima görüntü vermek gerekiyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Zahir ismi, el-batın ismi zaten ele alacağız demiştik. Şimdi zahir isminin bir şeyi de dışa vurum dedikleri şeydir. Yani için dışa vurumu da diyebiliriz buna. Tabii bizim için bu böyledir. Hak Teala için iç mefhumunu kullanamayız. Ama bizim için mesela ya bugün mesela üzerindeki tezahür yani işte dışa vurum biraz farklı. İç halin, iç şeyin dışa yansıması farklı evet. oluyor. Ondan dolayı bizim zahir isminin dışımızı da güzelleştirmesi gerektiğini şey yapmamız gerekiyor. Yani iç ve dış halimizin birbirini desteklemesi. Yani bizim dış halimiz güzel olmak suretiyle içimizin güzelleşmesi. Mesela biri hocam bugün çok iyi görünüyorsunuz dediğinde ne yapıyoruz? İç halimiz etkileniyor. Tersi de olduğu zaman. Hı-hı. Değil mi hocam? Ya bugün evet. iyi görünmüyorsunuz dediğinizde bakıyorsunuz. Ondan dolayı burada acaba yani iç alem dediniz de mesela iç alemde Allah-u Teala ya insan aslında bir parça değil. İnsan iki koca parçadır. Ya biz mesela bir insanı böyle beden, cismi üzerinden değerlendiriyoruz. Ama insanın iç dünyası var, duyguları var, düşünceleri tabii, var değil mi? Tabii ki. Burada acaba insanın mesela bu beden şey bu et kısmı zahiri diye. İç alemi de el-batını mı temsil ediyor? Öyledir tabii. Ruhu odur yani. Mesela tabii ki. Hı hı. İç alemi görünmeyen mesela insanın düşünceleri, insanın duyguları, insanın fikirleri şimdi bunlar hepsi bir yerde değil mi hocam? Ve sen mesela bir düşüncen vardır, bir projen vardır mesela. Hı hı. O projeyi zamanla işte bir plan yaparak ortaya çıkarıyorsun. İşte o el-batın oluyor, ortaya çıkan şey de zahir oluyor. Değil mi? Evet. Peki Allah-u Teala hani bu zahir ismi üzerinden insandan ne bekliyor, ne istiyor deyip
yavaş yavaş sona geliyoruz. Yani hocam Al-Batır zaten yüklenilen, evet, bize yüklenilen görevler. Evet, Zahir ismi bizim bir kere görüntümüz güzel olacak. Yani gösteriş yapmayacağız ama güzel bir görüntü vermemiz gerekiyor. Yani Allah-u Teala وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ buyuruyor. Mesela işte elbiselerini temiz tut. Niye? Zahir ismi senin üzerinde güzel göre tecelli etsin. Hı-hı. Değil mi hocam? Yani efendim destek vermek anlamında el alırsak böyle. Aşk anlamında alırsak böyle. Yani biz destek verdiğimiz kişilere sırtlayacağız. Ama aşk konusunda, muhabbet konusunda Allah-u Teala Celle Celaluhu kesinlikle sırt sırta vermeyi kabul etmiyor. Sırtı dönmeyi kabul etmez. Şey diyor, hı-hı, mesela ala sururin mutakabilin, bir tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar diyor. Evet. Tabii. Mesela fevalli veçheke kıbel, yani sen yüzünü çevir diyor. Mesela Kabe'ye yüzümüzü çeviriyoruz, sırtımızı çevirmiyoruz. Hı-hı. Çünkü aşkın ifadesidir, muhabbetin ifadesidir. Ondan dolayı zahirin bu boyutunu da bilmek lazım. Kadın erkek ilişkisindeki tecellisi hem görüntü anlamında birbirimize, mesela kadın erkek birbirine zuhur anlamında birbirine güzel görünecek, hem de yüz yüze gelecek, zahar etmeyecek. Yani evet, birbirine sırt çevirmeyecek, birbirine şey yapmayacak. Bu manada bütünlük olduğu zaman hem aile, hem birey, hem toplum, herkes mutlu olur. Ona göre bir şey ortaya çıkar inşallah. Evet hocam, Allah razı olsun. Eyvallah. Yani hakikaten önemliydi. Önemli şeyler oldu. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Eyvallah hocam. Ben eyvallah, zaten ona bakıyorum. Benim hoşuma gittiyse tamamdır diyorum. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. İzleyicimiz de hoşuna gitmiştir. Mutlaka. Hakikaten çok önemli bilgiler vardı. O zahar, özellikle o zahar meselesinde muhteşemdi yani, tek kelimeyle. Eyvallah. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin diyelim. İnşallah haftaya Rabbimizin başka bir esmasını konuşuyor olacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun.